Merhabalar herkese. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de bomba gibiyim. Hazırım ben. Evet, süperim ben de. Hadi bana bir hatırlatır mısınız geçen hafta nerede kaldığımızı? Süper. Yani tam da bu slaytta kaldık. Hatta bahsettik biraz. Devleti hükümdar yönetiyor. Evet, bir kısaca özet geçelim. Arkadaşlar, hükümdarı töre dışında hiçbir şeyi sınırlandıramıyordu. Evet. Hükümdarlar bazı ünvanlar alıyordu. Ama bunlar içerisinde şah, sultan, padişah vesaire yoktu. Evet. Bunlar içerisinde sultan, şah, padişah yoktu. Hani ne diyordu Sibel Can? Evet. Evet, bu devirde kimse sultan değil, padişah değil. Evet, süpersiniz. Arkadaşlar, kut yetkisi vardı. Bizim hükümdarlarımız kendilerine bu yetkinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Süpersiniz siz. Yine arkadaşlar, bizim hükümdarlarımız veraset sistemine göre tahta çıkıyorlardı. Evet. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Yes. Sorabilirsiniz. Sonra da sorun. Veraset sistemi arkadaşlar taht kavgalarına neden oluyordu. Tabii ki siz o arada sorularınızı yazın. Taht kavgalarına neden oluyordu. Kut anlayışının bir olumlu yanı vardı. Mesela hükümdarlar kendilerine bu yetkiyi Tanrı'dan, ya Tanrı'nın verdiğini anlıyorlar ve Tanrı'dan aldıkları yetkiyle devleti yönettikleri için güçleniyorlardı. Bu yıkılmaya neden olmuyordu. Ama kutun şu yönlüsü yıkılmaya neden oluyor. O da neydi sevgili arkadaşlar? Herkes bu kut yetkisini almak istediği için o da taht kavgalarına neden oluyor. Ve biz devlet meselelerimizi kurultayda görüşüyorduk. Süpersiniz. Hadi sorularınızı sorun, bekliyorum ben sizi orada. Arkadaşlar, kurultayda her türlü devlet meselesi görüşülebilir. Bu dini mesele olabilir. Bu siyasi mesele olabilir. Bu başka meseleler olabilir. Kurultaydaki kararlar Hakan'ı sınırlayamaz. Kurultay sadece Hakan'ın kararlarını tartışabilir ve sorgulayabilir ama sınırlandıramaz. Boş ver Şebnem hocam, zaten gerek de yok. Boş ver o soruları. Evet Serdar hocam. Çünkü yani en azından Bahattin Ögel almıyor. Bahattin Ögel bu alandaki otorite, yani eski Türk tarihçisi diyelim. Ok hani atılıp gittiği için olmuyor. Yay olabilir ama oku almıyoruz. Evet, varsa da o hatayı düzeltelim. Eyvallah. Hakan olmadığında tabii ki Hatun der ya hocam. Hatun. Çünkü Hatun, Hakan yoksa kurultaya başkanlık yapıyor. Meltem hocam, Türk işler mi, Göktürkler mi, hala problem o. Boş verin. Problemli şeyler sormaz. Ama diyelim ki böyle bir soruyla karşılaştınız. İlk parayı sormuş. Şıklarda hem Türk iş var hem Göktürk var. O zaman Göktürk işaretle. Zaten ikisinden birini şıklara koymaz ÖSYM. Evet. Olmaz Serdar. İkisi birden olmaz yani. Hadi hazırsanız yeni dersimize başlayalım. Ben hazırım. Arkadaşlar, geçen hafta biraz bahsettik devlet yönetiminden. Bugün de hani devlet yönetiminde başka neler var onlara bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet boylar birliğinde birliği şeklinde örgütleniyor. Bu ne demektir? Mesela şu şekilde görmüş olduğunuz bir devlettir ve bu devlet boyların birleşmesinden olur. En az iki boy, en fazla milyonlarca boy bile olabilir. Bu boylar birleşiyorlar ve devleti oluşturuyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu boyların her boyun bir beyi var. Her boy bir bey tarafından yönetiliyor. Her boy beyi, şu boyları yöneten her bey
İçişlerinde serbest, dışta şu merkeze bağlı. İçişlerinde serbest, dışta merkeze bağlı ve sevgili arkadaşlar, içişlerinde serbest, dışta merkeze bağlı sistemlere federasyon sistemi denir. O yüzden Türklerin boyların birleşmesinden oluşması Boylar Birliği Federasyonu şeklinde örgütlendiklerinin bir göstergesidir. Peki bu şekilde boylar halinde örgütlenilmesinin olumlu yanı ne? Söyleyeceğim Sabri Hocam. Arkadaşlar bu şekilde örgütlenmenin en olumlu yanı devlet çok kolay bir şekilde kurulur. Aa merhaba ne haber? İyi hadi devlet kuralım hadi kurduk. Bunun gibi. Ama olumsuz yanı da sevgili arkadaşlar devletin parçalanmasına neden olur. Çünkü şu boylardan bir tanesi birlikten ayrılırsa bir piramit gibi düşünün. Merkezi sallar mı? Evet sallar. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar Türk devletlerinde bu şekilde Boylar Birliği Federasyonu'nun olması bir şeyi daha gösteriyor bize. O da şu. Bakın şu ortadaki devlet parçalanırsa eğer şu boylar gidip bağımsızlıklarını ne yapacak? İlan edecek ve kendi devletlerini kuracak. Böylelikle biz bir yıkılır, bir ölür, bin doğarız diyoruz. Yani bir devlet yıkılsa bile yeni devletler kurulur. Bir ölür, bin doğarız. Evet, aynen böyle. Şimdi, dedi ki Sabri Hocam, hem boy beyi hem de hükümdar olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Çünkü hükümdar şu merkezdeki hükümdardır ve bu merkezdeki hükümdara bu yetkiyi Tanrı vermiştir. Şuradaki boy beyleri bu yetkiyi ancak kendi devletlerini kurdukları zaman alabilirler. Gelip de buradaki adama ben artık hükümdar olacağım diyemez. Çünkü Tanrı ona öyle bir yetki vermemiştir. Bu yüzden boy beyleri de gidip ondan ya bırak biraz da hükümdarlığı biz yapalım diyemez. Tanrı ona öyle bir yetki vermemiştir. Kutun olumlu yanlarından biri de budur. Başka sülaleler, başka hanedanlar gelip ya çekil yeter artık biraz da biz hükümdarlık yapalım diyemezler. Evet durum bu. Anlaştık mı? Arkadaşlar diğer bir taraftan hükümdar sonuçta başlangıçta bir boyun beyi değil miydi? Evet. Ama ne diyorum? Eğer bu hükümdar bir başkasıyla birleşmişse ve başta merkezde başka bir hükümdar varsa artık o hükümdar değildir. O sadece boy beyidir. Yani boy beylerindeki başka boy beylerin hükümdardım ben eskiden. Sonra geldim başka bir devlete katıldım. Hem boy beyim hem hükümdarım olmaz öyle bir şey. O zaman hükümdarlık yetkisini yitirmişsindir. O zaman sadece sen nesindir? Bir boy beyisindir. Bu kadar. Çünkü senin bağlı olduğun başka bir hükümdar vardır. Arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türklerde sınırların genişlemesiyle beraber ikili yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bizim sınırlarımız genişlemiş, devlet topraklarını idare etmek zorlaşmış ve bu yüzden ikili yönetim anlayışı ortaya çıkmış. İşte bakın mesela bu anlayışın oluşmasında sınırların genişlemesi ve devletin idaresini kolaylaştırma düşüncesi etkili oluyor. Bu sistemde devlet iki kola ayrılıyor. Doğu ve Batı şeklinde. Doğu sevgili arkadaşlar asıl idare merkezidir. Neden? Güneş doğudan doğduğu için. Evet doğu kutsal sayılıyor. Asıl idare merkezimiz doğu ve devlet buradan yönetiliyor. Sevgili arkadaşlar batıyı yöneten kişi Oyak'tan birisi olmalı. Oyak Bank'tan. Yani oğul, yeğen, amca, kardeş. Yani han soyundan gelmesi lazım. Oğul da olabilir. Mesela baba oğul yönetebilirler devleti. Amca yeğen yönetebilirler. İki kardeş yönetebilirler. Ama mutlaka doğuyu yöneten ve batıyı yöneten hanedan soyundan olmak zorundadır. Sevgili arkadaşlar, batıyı yöneten kim olursa olsun, ister amca, ister kardeş, ister yeğen, ister baba, yabgu unvanı alır. Ve bu batıyı yöneten yabgu, iç işlerinde serbest, dışta merkeze bağlıdır. Bu da yine bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? Federasyon sistemini gösterir. Bu da bize gene federasyon sistemini gösteriyormuş. Bakın şimdi bu federasyon sistemi yani ikili yönetimin olumlu yanı devlet idaresi kolaylaşır. Artık devletimi daha kolay idare edebilirim.
Olumsuz yanı ise sevgili arkadaşlar, devletin parçalanmasına neden olabilir. Çünkü mesela batıdaki ya bu şunu deyip boylar birliğinden ayrılırsa eğer, ya şuraya bak ya, her işi ben yapıyorum ama abim, babam, amcam her neyse doğudaki işi götürüyor. Oh ne güzel derse, o zaman birlikten çekilirse o devlet yönetimi sarsılır mı? Evet. Sevgili arkadaşlar, devlet yönetiminde bazı diğer görevlilerimiz de var. Mesela hani isimlerini bir kez duyayım yeterli. Bizim hükümdardan sonra ve hatundan sonra en yetkili kişimiz Ayguci'dir. Yani vezir. Recep Tayyip Ayguci gibi başbakan yani. Evet, vezir demek. Başbakan demek. Ve başbakanın olduğu bir yerde sevgili arkadaşlar, bakanlar da var mıdır? Vardır ve bakanlara da buyruk denir. Buyruk, bakan demektir. Bunlar aynı zamanda kurultay üyesidir. Ayguci neymiş? Ayguci, vezir. Yani başbakan demekmiş. Yine sevgili arkadaşlar, biz hükümdar çocuklarını bazı bölgelere yönetici olarak atıyoruz. Devlet yönetim tecrübesi kazansınlar diye. Sancağa çıkma usulü gibi. İşte bizim hükümdar çocukları ya da hanedan üyeleri bazı bölgelere yönetici olarak atandıklarında şat ünvanı alırlar. Şat. O şarkı da buradan gelir, türkü. Şat olup gülmedim de eller içinde. Sabri hocam evet. Yani şöyle düşün. Şu benim devletim. Bu devlet sınırları genişlemiş. İkiye böldüm. Şurası batı. Şurası doğu. Şuradaki boylar hep kimin sorumluluğundadır iç işleri için? Batıdaki hükümdarın. Şuradakiler doğunun. Ama hepsi birden genel olarak kime karşı sorumlu? Doğuya karşı sorumludur. Sevgili arkadaşlar, şat hanedan soyundan gelen vali demektir. Aynı zamanda bir de hanedan soyundan gelmeyen, mesela boy beyleri aynı zamanda validir ve onlar sivil vali gibi düşünün. Sivil vali. Bir diğer taraftan sevgili arkadaşlar, Tigin, hükümdarın erkek bebesi. Hükümdar çocuğu. Vay be, ne karizmadır değil mi onlar? Düşünsenize, o dönemde Tigin ya da Tekin olmak var. Vay be. Kimin oğlusun? Meta'nın ya, aman. Ben de Teoman'ın oğluyum. Ben de Bilge Kağan'ın oğluyum. Vay be. Evet, aynen böyle. Kız çocuklarına prenses denir. Kız olursa prenses. Vay be. Erkek olursa Tigin, kız olursa prenses. Tamgacı varmış. Tamgacı ya da diğer bir adıyla bitikçi. Bitikçi. Bitikçi aslında. Katip demek bu da. Hazine görevlisi var. Bunlar hikaye şeyler, sorulmaz ama yine de yazıyoruz işte. Kulak dolgunluğunuz olsun. Ağılık demek, ağılık. Ağılık hazine görevlisi demek. APA var mesela yine. Bu da sivil yöneticisi. Bunları ezberlemeyin olur mu? Sadece bir kere kulak dolgunluğunuz olsun. Var tabii ki Neslihan hocam. Ataman, ataman. Ataman ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hükümdar hocası. Selçuklularda hükümdar hocasına Atabey diyeceğiz. Osmanlı'da Lala diyeceğiz. İslamiyet öncesinde de ne diyormuşuz? Ataman diyormuşuz. Evet. Diğer devlet görevlilerimiz de bunlar. Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Hükümdarı sadece töre sınırlandırabiliyor. Her türlü devlet meselesi kurultayda görüşülüyor ama kurultay danışma meclisi hükümdarı sınırlandıramıyor. Hükümdarlarımız Tanrı'dan aldığı güçle devleti yönetiyor. Buna kut deniyor. Kut şöyle olursa zararlı olur. Herkes kutu almak için mücadele ederse olumsuzdur. Ama hükümdar Tanrı'dan aldığı güçle devleti yönetiyorsa olumlu bir düşüncedir bu. Hükümdarlarımız veraset sistemine göre tahta geçer. Yani hükümdar çocuğu da olabilir, amca çocuğu da olabilir, yeğen de olabilir gibi. Yine sevgili arkadaşlar, devlet boyların birleşmesiyle oluşuyor ve buna da Boylar Birliği Federasyonu deniliyor. Kim büyükse değil. İçlerinden en güçlüsü kimse o çıkar tahta. Amca da olabilir,
En küçük kardeş bile olabilir. En küçük oysa o çıkar. Bütün Türk tarihinde en büyüğün tahta çıktığı ilk dönem Ekber ve Erşet Kanunu'nun getirilmesiyle 1. Ahmet döneminden itibaren olacak. Evet, o zamana kadar düzensiz bir veraset var. En güçlü kimse tahtada o çıkacak. Arkadaşlar bir de şundan biraz bahsedelim. Hani şu çok önemli değil ama Türklerde aileye oguş deniyor. Bu oguşların bir araya gelmesiyle uruk yani sülale, sülalelerin bir araya gelmesiyle boy yani but, butların yani boyların bir araya gelmesiyle millet yani budun ve artık bir yerde budun varsa devlet oluşmuş demektir. Evet artık orada devlet oluşmuş demektir. Oygun. Evet. Arkadaşlar Toygun diye bir kavram var. Bu da kurultay üyelerine genel olarak verilen isimdir. Kurultay üyelerine genel olarak verilen isim Toygun. Toygun, toya katılan yani. Toydan geliyor. Evet, toya katılanlara Toygun deniliyor. Toygun. Evet, bir sorumuz var. Bakalım. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan, bu 2008 sorusu bu arada. Soruların. Evet. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan Budizm'e özgü, hatta 2009 sorusu bu. Özür dilerim, bir daha düzelttim. Çok önemli değil. Göktürk hükümdarı Bilge Kağan'ın Budizm'e özgü pagoda tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk Budizm'i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkıyor. Sadece bu kadar bilgi. Başka bir yerden bilgi getirmeyin. Toplumun dini arayış içerisinde olduğunu söyleyemem. Çünkü bunu kim söylüyor? Hükümdar söylüyor. O zaman toplumun din arayışı içerisinde olduğunu söyleyemem. Hükümdar kararlarının sorgulanabildiğini söyleyebilirim. Vezir Tonyukuk bunu sorguluyor. Din değiştirmek yaşam biçimini etkiler. Evet, çünkü mücadeleci ruhu kaybedebilir. Dolayısıyla Denizli 2009 sınav sorusu bu kadar basitti sevgili arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. İlk Türk devletlerinde kitaplarda neden 2007'den sonraki çıkmış sorulara yer verilmemiş? Verilmiş. Verilmiş tabii ki. Kitap içerisinde var. Konu sonunda olmayabilir. Yani konu anlatılırken konu içinde var. Evet. İlk Türk devletlerinde ülke doğu batı şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Ülkenin batısını yöneten yargı içlerinde serbest, dış ilişkilerde doğudaki akana bağlı kalmıştır. Bu durum hangisine kanıt olduğu savunulabilir? Cevap, devletin federal bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Basit değil mi sorular sevgili arkadaşlar? Çok basit sorular bence. Evet. Haydi bakalım biraz askerlikten bahsedelim. Aslında biliyoruz Türkler göçebe yaşadıkları için sürekli savaşmak zorunda kaldıkları için en çok gelişen özellikti. Ve Türklerde sürekli savaş ortamı olduğu için kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes her an savaşa hazırdı. Ve bu yüzden de Türklerde ordu millet anlayışı oluşmuştu sevgili arkadaşlar. Herkesin asker sayılması. Eli silah tutan herkes yani kadın, erkek, çoluk, çocuk. Arkadaşlar dolayısıyla Türklerde askerlik bir meslek değil. Ayrıca böyle bir meslek yok. Çünkü bu zaten bizim yaşam şeklimiz. Türkler ücretli askerleri ordularında yer vermiyorlar. Çünkü gerek yok, herkes asker ama bizim askerlerimiz gidip başka devletlerde ücretli askerlik yapabilir. Mesela uzlar ve peçenekler gibi. Evet. Uzlar ve peçenekler gidip başka ordularda ücretli askerlik yapmış. Göçebe yaşam hızlı olmayı gerektirdiği için sevgili arkadaşlar, bizim askerlerimiz süvari yani atlı birliklerden ve hafif silahlı askerlerden oluşmuştur. Arkadaşlar, Meta'nın geliştirdiği Turan taktiği en önemli savaş taktiğidir. Ve siyasi teşkilattaki herkes, valisi, komutanı, boy beyisi, şusu, busu, herkes her an savaşa hazır olmak zorundadır. Zaten bu da göçebe yaşamın bir zorunluluğudur.
İlk defa dünyada onun sistemi sevgili arkadaşlar Metehan bulacak. Dünyaya örnek olacak. İlk Türk kara ordusunu yine Metehan kuracak. Ordu komutanlarımıza da Tarkan ya da Subaşı diyeceğiz. Subaşı. Su neydi su? Su asker demek. Hani su uyur düşman uyumaz diyoruz ya sevgili arkadaşlar. Sizin askeriniz uyusa bile düşmanın askeri uyumaz anlamına gelmektedir. Askeri sistemimiz de böyledir. Buraya bir şey yazacağım arkadaşlar. Türklerin başka toplumlardan en az etkilendikleri alan askerliktir. Bakın din, sanat, edebiyat ne olursa olsun en az başkasından etkilendiğimiz alan budur. Hadi biraz dinden bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, bizim geleneksel din anlayışımız aslında tam bir din değil ama bir inanç sistemi. Şamanizmdir. Şamanizm bizim için çok önemli bir şeydir. Çeşitli sihir, büyü ve fala dayanır bu şamanizm. Tam bir din değil ama bir inanç sistemidir. Ve şamanizm inancındaki o görevliye şaman denir sevgili arkadaşlar. Şaman. Şamanlar bizim için çok önemli. Bizi tedavi ediyorlar. Biz şamanizmi hiç unutmadık sevgili arkadaşlar. Bakın şu tarzda bir minare ya da şöyle diyelim. Eskiden insanlar o kadar binlerce çadır içinden şaman çadırlarını hemen bulmak zorundaydı. Ve şaman çadırlarının tam da üstünde bir hilal bulunurdu sevgili arkadaşlar. Biz şamanizmi İslamiyet'i kabul ettikten sonra hiç unutmadık. O şaman çadırlarını aldık, geldik ve bakın nerelere koyduk. Bu da ne? Evet. Minarelerin tepesindeki üçgen kısım ve o tepedeki hilal bize İslamiyet'le değil sevgili arkadaşlar, şamanizmle beraber geçmiştir mesela. Evet. İşte şamanizmi biz bu yüzden hiç unutmadık. Evet. Ne kadar ilginç değil mi? Hiç düşünmüş müydünüz böyle bir şeyi? Yani şu minarelerin tepesindeki üçgen kısım ve onun tepesindeki hilal ne anlama geliyor? Evet, İslamiyet'te de hilal var. Ama bu bize şaman inancından geçmiştir. Ve İslamiyet'te başka hiçbir yerde sevgili arkadaşlar böyle bir minare göremezsiniz. Bu minare sadece bize özgüdür. Tamam, bakın ne diyorum Tuğçe hocam. Evet, İslamiyet'te de hilal var ama bizim minarelerimizin tepesindeki şu kısım İslamiyet'le beraber değil, bize bu neyi simgeliyormuş? Şamanizmi simgeliyormuş. Tesadüf değil midir hocam? Neyin tesadüfü? Arap ülkelerinde böyle minare yok. Onlarda hiç böyle üçgensi kısım ve başında hilal göremezsiniz. Olabilir. Evet, fal büyüye dayanıyor çünkü. Evet, şamanizm bu sevgili arkadaşlar. Bizim genel din anlayışımız ama tek tanrılı gök tanrı dinidir. Ve gök tanrı dininde tanrı tektir, tanrı soyuttur. Gök tanrı dininde cennet cehennem inancı vardır. Yani ahiret inancı. Birazdan kanıtlarına bakacağız. Bence Derya hocam siz de şaman geleneklerini yerine getiriyorsunuzdur. Tahtaya vurmak mesela. Kızlar evlenirken mesela ağızlarına bal sürmek mesela ya da topuyla bir şeyi kırması mesela, bunlar hep şaman geleneği. Biz şaman mıyız? Hayır. Ama Orta Asya'daki inanç sistemi Anadolu'ya ne olarak gelmiş? Gelenek ve görenek olarak. Evet. Tabii ki inanç olarak değil, gelenek ve görenek olarak. Arkadaşlar, Gök Tanrı dininde kurban kesme geleneği var. Bakın, kurban kesmek İslamiyet öncesinde de olan bir şey. Ve bu dinin bir kutsal kitabı yok. Mesela totemlerimiz var sevgili arkadaşlar, Ongun. Mesela Türklerin en önemli totemleri nedir biliyor musunuz? Attır mesela, sıçandır mesela ve tavşandır mesela. Neden tavşan ve sıçan bizim totemimiz olsun ki? Çünkü sevgili arkadaşlar, bunlar çok kısa sürede üreyebilir.
At değil de tavşan ve fare mesela. O yüzden bizim totemlerimiz bunlardır mesela. Evet. Ve bir şey daha. Eskiden Türkler ne yapıyorlardı biliyor musunuz arkadaşlar? O farelerin yavrularını, daha yeni doğmuş yavrular. Size bir epilasyon yöntemi öğretiyorum. Evet. Eski Türkler bunu yapıyordu. Yeni doğmuş fareleri alıyorlar. Yüzüne gözüne bismillah bismillah sürüyorlar. Neden biliyor musunuz? Çocukları tüysüz olsun diye. Yeni doğmuş bir fare yavrusunu alıp çocuklarının yüzüne sürüyorlar. Evet, tüysüz olsun diye. Bismillah yok da yani mesela hani. Bence bu denenebilir. Hani gidip lazere bilmem Ağda'ya ya da ne bileyim bilmem neye o kadar para verene kadar al abla şu fareyi. Bu işten bir sürü para kazanılabilir bence. Al ablam şu fare yavrusunu sür iki gözüne yüzüne. Kesin çözüm üstelik. Süper. Evet Nagihan hocam gerçekten oluyor. Ne alakası var Ayça hocam? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu birisi keşfetsin Ayça hocam. Hani fare gerçekten bütün tüyleri yok ediyor diye. Emin olun Türkiye'deki 100 kadından 99 tanesi bunu yapar. Yani olabilir. Peki siz bilirsiniz. Evet totem mesela arkadaşlar ne demekmiş? Şans ve uğur getirdiğine inanılan nesnelerdir. Mesela buna en çok Galatasaraylılar ve Beşiktaşlılar ihtiyaç duyar. Bakın mesela Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar ne yapıyor? Takımları gol atsın diye kılıktan kılığa giriyorlar, masanın altına saklı bir tuhaf hareketler, bir değişik bir şeyler mesela anlatamam yani. Evet. Dolayısıyla bu tip şeylere en çok onlar ihtiyaç duyarlar. Totem şans ve uğur getireceğine inanılan nesnelerdir. Sevgili arkadaşlar, doğa kültü var Türklerde. Doğa kültü doğa varlıklarının kutsal sayılması. Onlara tapmıyoruz. Atalar kültü ölmüş büyüklerin kutsal sayılmasıdır. Mesela bakın şu Fenerbahçe'ye laf söylüyorlar. Şu sohbetinizi sileyim de aklınız başınıza gelsin. Heh. İyi yaptım. Öyle olur işte. Vallahi yazdırmam size bir şey. Arkadaşlar, çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Herkes buraya baksın. Hiç bugüne kadar sormadı ama sorabilir. Dikkat! Dikkat! Herkes bana bakıyor. Yazmayı bırakın. Herkes yazmayı bıraktı bana bakıyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, ahiret inancının kanıtları bugüne kadar hiç sorulmadı KPSS'de ama bence mutlaka sorulur. Dikkat edin. Mezarların oda şeklinde yapılması, mezarların oda şeklinde yapılması ahiret inancının kanıtıdır. Ona da ne denir biliyor musunuz? Kurgan denir. Oda şeklinde yapılan mezarlar kurgan. Evet arkadaşlar. Bu ahiret inancının olduğunu gösteriyor. Mesela nasıl? İşte diyelim ki şu benim mezarım. İki oda bir salon olsun. Evet. İki oda bir salon bir kurganım var benim. Şurası bir odam. Şura bir odam. Arkadaşlar ben buraya öldüğümde benim yanıma mutlaka kimi de öldürüp koyuyorlar? Atımı. Kesinlikle at da öldürülür ve benim yanıma konulur. Evet. Bir odada silahlarım, bu S silahlar olsun. Bir odada giysilerim, bu G giysiler olsun. Neden? Bu adam öldükten sonra dirildiğinde aramasın, hemen bulsun. Şu odada silahlarım, şu odada giysilerim, şurada da atım var. Haydi gidelim. Kim yok mezarda? Eşler yok. Aa, atımızı bile mezarımıza koyuyoruz. Kimi almıyoruz yanımıza? Eşimiz yok. Zaten eş olsaydı o mezarda kabir azabı olur muydu? Evet. Adam şuna inanıyor. Öbür tarafta böyle bir at bulamam ama bir eş daha bulabilirim belki diyor. Evet. Kesinlikle böyle düşünüyordur. Kadınlar için de geçerli. Kadınlar da atlarıyla gömülüyor, eşleriyle gömülmüyor. Eğer biz attan önce ölürsek sevgili arkadaşlar, atımızı da öldürüp yanımıza koyuyorlar. Yok,
at bizden önce ölmüşse biz de ne yapıyorduk? Atın içini boşaltıp ot doldurup mezarın bir kenarına, aman çadırın bir kenarına koyuyorduk. Onun adı da artık gibi oluyordu. Gibi. Evet. At gibi. Hani. Sevgili arkadaşlar, birinci kanıtım mezarların oda şeklinde yapılması. İkinci kanıtım mezarlara değerli eşyaların da konulması. Bu da kanıt sevgili arkadaşlar. Bir diğer kanıtım sevgili arkadaşlar, cesetlerin mumyalanması. Evet, bakın Türklerde cesetler mumyalanıyor ve cesetler neden mumyalanıyormuş sevgili arkadaşlar? Öbür tarafta dirileceğim, sağlam dirileyim diye. Cesetlerin mumyalanması aynı zamanda kimya biliminin, kimya ve tıp biliminin de geliştiğine kanıttır. Kimya ve tıp biliminin de geliştiğine kanıt. Arkadaşlar, yine mesela cennet ve cehennem inancı tabii ki ahiret inancına gösteriyor ve bizde cennete uçmak, cennete uçmak, cehenneme de tamu denir. Bakın şuraya geri döndüm. Mezarların oda şeklinde yapılması, mezarlara değerli eşyaların konulması, cesetlerin mumyalanması hep neyi gösteriyormuş? Ahiret inancını. Mezarlara mesela hayvanların da konulması da bir kanıt mıdır? Hayvanların da. Evet, bu da bir kanıttır. Peki neler olamaz kanıt? Süper bir şey yazıyorum. Bakın şunlar asla ahiret inancına kanıt değil. Bu sene sorabilir burayı, dikkat. Cenaze merasimi. Cenaze merasimi, yani parantez içerisinde yu. Ağıt mesela parantez içerisinde sagu. Cenaze yemeği mesela yuvaşı. Asla ahiret inancına kanıt değildir. Dikkat. Bakın ne kadar zor bir soru olur cenaze merasimini koysa şıklara. Bence birçok kişi bu kanıttır diye atlayabilir. Birazdan Sümeyye Hocam. Ağıt mesela kanıt değil. Yani mesela diyelim ki İslamiyet'ten önce biri ölmüş, biz de ağıt yakıyoruz. Dede sen niye öldün? Sen ölene kadar keşke dede ninem ölseydi ya sen ölene kadar deyip ağıt yakmak mesela ahiret inancına kanıt değil. Lütfen buraya dikkat, hiç unutmayınız. Cenaze merasimi, ağıt, cenaze yemeği asla ve asla ahiret inancına kanıt değil. Nereden bu kadar iddialıyız? Çünkü bu 2010 adli yargıçlık sınav sorusu. Hiç oraya gelenler aç kalmasın Deniz Hocam. O yüzden yani. Sadece mezar da kanıt olmaz. Mezarın oda şeklinde yapılması kanıt olur. Mantık yani. Arkadaşlar, Türklerde bir sürü dinde gözüktü. Mesela tarihsel süreçte Türkler gök tanrı dinine, Hristiyanlık dinine, Maniheizm dinine, Budizm'e, Museviliğe, İslamiyet gibi birçok dine inandılar. Olabilir Setanay Hocam. Ha, eğer şöyle derseniz arkadaşlar, ben bu yemeği ölünün ruhuna varsın diye dağıtıyorum derseniz kanıt olur. Evet, ölünün ruhuna varsın diye dağıtırsanız o zaman kanıt olur. Ama cenaze yemeği, işte cenazeye gelenlere yemek vermek tek başına olmaz. Ölünün ruhuna varsın diye verirseniz kanıt olur. Var bizde kanıt Sümeyye Hocam, kefenle gömülmek mesela, değil mi? Ahiret inancına kanıt. Tamam, vereceğim Selim Hocam, şimdi açıklayacağım neden olduğunu. Evet, şimdi süper bir şeyden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar.
Balballardan bahsediyoruz. Balballar. Evet. Bakalım bu balballar neymiş? Arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz şey bir balbaldır. Peki nedir bu balbal? Mezarların başına dikilen ya da içine konulan insan ya da insan şeklindeki taş ya da ağaç heykelciklerdir. Sevgili arkadaşlar, bakın balballar ahiret inancına kanıt. Neden kanıt biliyor musunuz? Çünkü biz bu balballları neden dikiyoruz biliyor musunuz? Bu balballar öbür tarafta o askere hizmet edecekler. Ne kadar çok düşman öldürürsen sana öbür tarafta o kadar çok hizmet edecek. Bu yüzden öbür tarafta hizmet edecekse balballar ahiret inancına kanıt mı? Evet. Öldürdüğümüz düşman sayısı kadar dikiyoruz. 50 milyon tane öldürmüşse 50 milyonu da dikmek zorundayız mesela. Çok küçükleri de var Setenay hocam. Mesela minik minik şu kadar şu kadarları da var. Tövbe estağfurullah. Evet, bir soruya bakalım. Şuradaki yazıyı sileyim ben, gören bir şey anlamasın. Evet, şu soruya bir bakalım. Türk devletlerinde aslında balbalların büyülü bir yanı var tabii ki Tuğçe hocam. Arkadaşlar, Türk devletlerinde taht kavgalarının ortaya çıkması, toprağın gelirine göre bölümlere ayrılması, çeşitli dinlere inanılması durumlarından hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonucudur? Yani ülke hanedanın ortak malı diye toprak gelirine göre bölüme ayrılmıyor. Ya da ülke hanedanın ortak malı diye çeşitli dinlere inanmıyoruz gibi. Peki 2011'de ne sordu sevgili arkadaşlar? 2011'de de doğru cevabınız Adana. Sizi tebrik ediyorum bu arada. Dediler ki İslamiyet öncesi Türklerde mezara verilen isim nedir? Evet, Kurgan. İslamiyet'ten önce Türklerde mezara verilen isim nedir? Kurgan. Bir de neyi sormuştu? Kavimler göçünün sonuçlarını. Zor muymuş bu sorular? Gerçekten inanamıyorum yani. Çok basitti. Evet. Tabii ki kolay olur. Arkadaşlar size kolay olur yani. Ekonomiden biraz bahsediyoruz. İslamiyet öncesinde bizim temel geçim kaynağımız hep basit olacak Derya hocam. Temel geçim kaynağımız hayvancılık ve ticarettir. Dolayısıyla bizim dışarıya satacağımız ürünlerde ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Hayvancılığa dayalı ürünler. Mesela canlı hayvan ve hayvansal gıdaları ihraç ederiz. Dokuma ürünleri ihraç ederiz. Madeni eşyalar, Türkler madencilikte usta. Ve mesela deriden yapılmış malzemeleri dışarıya satarız. Peki dışarıdan ne alırız arkadaşlar? İthal ürünlerimiz bizden olmayanlardır. Yani tarımsal ürün alırım. İpek ve ipekli kumaş alırım. İpeği alırım ama ipeği kime giydirmem? İpek kime giydirilmesi yasak İslamiyet öncesinde? Türklere, yani erkeklere, özür dilerim. Neden? Çünkü ipek erkeklerin bazı duygularının yumuşamasına neden oluyor. Evet, yumuşamasına. Mesela Türkiye'de ipek en çok nerede yetişiyor acaba? Bursa her şeyi açıklıyor mu acaba? Evet. Peki arkadaşlar, günümüzde ipekle uğraşan bir modacı söyleyin. İslamiyet'ten sonra da haram tabii ki. Cemil İpekçi. Cemil İpekçi her şeyi açıklıyor mu acaba? Peki size ipek giyinen birisini söyleyeyim mi? Uğur Hoca. Uğur Hoca ipek giyinir. Evet, siz onun küpesini görmediniz daha. Bugün atkımı yeni aldım da daha hasret gideriyorum böyle. Evet. Yakışmış ama değil mi? Şöyle bir havası var sanki. Evet. Kadir inanır gibi.
Değil tabii ki. Ben ipek giyinir miyim hiç? Cemil İpekçi gibi olmuş. Öyle mi Sabri hocam? Bana oynuyorsun yani. Burada bütün söz hakkının bende olduğunu bile bile benimle bana oynuyorsun yani. Peki. Arkadaşlar, İslamiyet öncesi dönemde iki tane önemli ticaret yolu var. Onlardan bir tanesi İpek ve Kürk yolu. Dönemin önemli ticaret yollarıdır. Şimdi arkadaşlar bu yollarla ilgili neler sorabilir ÖSYM? Bunlara bakalım. Bitiriyoruz yavaş yavaş. İpek ve Kürk yolu ile ilgili. Evet Tuğçe hocam, gerçek tabii. Şimdi bakın. İpek yolu ve Kürk yolu ile ilgili iki soru. Dikkat. Diyecek ki neden bu yollara İpek ve Kürk yolu denmiştir. Bu arada bu dönemde baharat yolu diye bir şey yok. Dikkat. O Osmanlı'da olacak baharat yolu. Neden bu yollara İpek ve Kürk yolu denmiştir? Cevabını yazıyorum arkadaşlar. Çünkü bu yollarda en çok satılan ürün yola ismini vermiştir. En çok o satıldığı için. Başka şeyler de satılıyor. Daha çok bunlar satıldığı için adı İpek ve Kürk yolu. Başka bir özellik sevgili arkadaşlar. Neden İpek ve Kürk yolu başlangıcı bitişi hep aynı ama zaman içerisinde diyecek değişik güzergahlar izlemiştir. Başlangıcı bitişi hep aynı ama zaman içerisinde değişik güzergahlar izliyor. Süpersiniz arkadaşlar. 10 numarasınız. Bakın yola hakim olan devlet kimse ya da siyasi güç yolu kendi şehirlerinden geçirmeye çalışıyor. Evet. Yola hakim olan devlet kimse yolu kendi şehirlerinden geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar. Bir de üçüncüsü de şu. Diyecek ki İpek ve Kürk yoluyla. Neden Türkler İpek yoluna hakim olmaya çalışmıştır? Neden biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Evet. Diğer devletler üzerinde ekonomik ve siyasi güç oluşturmak için. Mesela düşünün Amerika günümüzde çok zengin bir devlet, değil mi? Bu zenginliğini kullanarak diğer devletler üzerinde siyasi güç oluşturuyor mu? Evet. İşte bize İpek ve baharat, aman baharat diyorum, baharat yok bu dönemde. Kürk yoluyla ilgili bunları sorabilir sevgili arkadaşlar. İpek ve Kürk yoluyla ilgili bunları sorabilir. Bakın ne diyor Bilge Kağan? Ey Türk hükümdarı, Çin'in tatlı sözüne ve yumuşak ipeğine aldanma. Bakın tatlı söz. Prenses yani. İpeğe de aldanma diyor. Yumuşarsın, mücadeleci ruhunu kaybedersin falan filan yani. Hep böyle sinemaya, tiyatroya giden bir tip olursun. Oysa ipek giymezsen sürekli maça gidersin. İşte eşim bir şey söyledi mi, hate lan falan yaparsın yani böyle. Evet. Kızlar kocalarınızın böyle bir gaddar insan olmasını istemiyorsanız ona ipek giydirin çaktırmadan. Evet. Ama sonra kız kıza yaşarsınız söyleyeyim. Yani. Evet, geldik son konumuza İslamiyet öncesinde bilim, edebiyat, sanat falan filan. Hocam Çinliler savaşçı bir millet değil mi? Çok değil. İpek onların savaşçılık özelliklerini köreltmiş Sabri. Ya bizim kadar değiller yani.
Arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin bilimle uğraştıklarına, gök bilimiyle ilgili çalışmalar yaptıklarına kanıt olur. Ve bu 12 hayvanlı takvim güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gün 5 saattir. Bakın 5 saat. Ve her yıl bir hayvan adıyla biliniyor. 12 tane hayvan. At yılı, dana yılı, porsuk yılı, tavuk yılı, sıçan yılı falan filan 12 yıl dönüyor. Geliyor tekrar. Ne oluyor? Sıçan yılı. En son yıl domuz yılı, yılbaşı sıçan yılı. Sevgili arkadaşlar, Türklerin tarihsel süreçte kullandıkları alfabeler var. Bunu daha önce sordu. Orhun alfabesi Türklere ait milli bir alfabedir sevgili arkadaşlar. Ve bizim ilk milli alfabemiz, hatta Türkler Orhun alfabesiyle beraber yazılı döneme ne yapıyorlar? Geçiyorlar. İkinci kullandığımız alfabe Uygur alfabesi. O da bize özgü bir alfabedir. Evet, Çin hala 12 hayvanlı takvimi kullanıyor. Sevgili arkadaşlar, sonra tarihsel süreçte günümüze kadar Kiril alfabesini, Arap alfabesini, işte Salt alfabesini, Latin alfabesini Türkler tarihsel süreçte kullandı. Ama bunlardan hangileri Türklere özgü? Orhun alfabesi ve Uygur alfabesi. Bunlar bize özgü. Ve bu ilk milli alfabemiz olan Orhun alfabesiyle yazılmış, dikilmiş abideler var. Orhun abidelerine dikkat, özelliklerini bileceğiz. Arkadaşlar, Orhun abideleri Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarıdır. Yolluk Tigin tarafından kaleme alınmıştır. Rusya Sabri Ünal hocam. Yolluk Tigin de Bilge Kağan'ın oğlu. Adına bakıp onu aşağılamayın, Yolluk Tigin diye. Evet, Bilge Kağan'ın oğlu. Arkadaşlar, Göktürklerin siyasi tarihini anlatır Orhun abideleri. 8. yüzyıl eserleridir. Yani 732-746 falan filan. Halkın ve hükümdarın karşılıklı görevlerini belirliyor. Aç halkın doyurulmasından bahsediyor. Bağımsızlığın öneminden bahsediyor. Evet, bakın şimdi bir şey yapıyoruz. Orhun abidelerinde. Hükümdarın millete hesap vermesi, halkın ve hükümdarın sorumluluklarının belirlenmesi, aç halkın doyurulmasından bahsetmesi, hep sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Dikkat. Bakar mısınız sevgili arkadaşlar? Hükümdar millete hesap veriyorsa sosyal devlet. Hani başbakan çıkıyor günümüzde bazen ulusa sesleniş konuşmaları yapıyor ya sevgili arkadaşlar. Bu neymiş? Sosyal devletin bir gereğiymiş. Halkın ve hükümdarın birbirine karşı sorumluluklarını belirliyor Orhun abideleri. Aç halkın doyurulmasından bahsediyor. Bunlar hep sosyal devlet anlayışıyla ilgili. Mesela bağımsızlığın önemini vurguluyor. Ey Türk milleti, üste gök delinmedikçe, altta yer yırtılmadıkça senin töreni kim bozabilir şeklinde mesela. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yoruldunuz mu sevgili arkadaşlar? Evet, peki o zaman. Ara veriyoruz. Evet. Aradan sonra devam ediyoruz. Aradan sonra ne var biliyor musunuz? İslamiyet artık var. Türk İslam Devletleri. 10-15 dakika. En geç 8 geçe derse başlarız. En geç 20.08. Evet. Ara verdik. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar, ikinci ünitemizdeyiz. İkinci ünite.
Bu arada chat sayfanızda hukuk işlemeyeceğiz mi demişsiniz. Yani İslamiyet öncesi dönem hukuk. Hukuktan en başta bahsetmiştik, hatırlayın, uzun süreli hapis cezası yok. Töreler var, yazılı olmayan hukuk kuralları ve bu törelere hükümdar da uymak zorunda. Hukuk bu kadar zaten. Evet. Pekala. Hazır mıyız? Türk İslam tarihine ya da şöyle diyelim tam olarak ilk Türk İslam devletleri ve beylikleri dönemi. İki tane soru gelecek buradan. İkisini de vereceğim zaten size. Anladım Mertem hocam. Hadi bakalım. Önce bir havaya girelim. Önce bir havaya giriyoruz. Evet, işte ilk Müslüman Türk devletleri ve beylikleri dönemi. Arkadaşlar, herkes aslında buradan çok korkuyor. Bence hiç korkulacak bir yer değil burası. Çok basit. Teşekkür ederim. Evet, hayır, hiç eser meser umurumuzda bile değil yani, o kadar diyorum. Kaç tane eser sorulmuş ki bugüne kadar? 2 tane. O zaman neden insanlar bu kadar çok eserlerden korkuyor acaba? Hani? Kitaplar umrumuzda bile değil sevgili Mehmet Ali Hocam. Evet. Başverin kitapları. Sizin karşınızda canlı kitap var. Kitaplar bu konuda otorite değil. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Arkadaşlar önce bir ilk Türk-Arap ilişkilerine ve Türklerin İslamiyet'i benimsemelerine şöyle bir kısaca bakalım. Burası önemli değil, sorulmaz. Ama sadece bir kulak dolgunluğu. Sevgili arkadaşlar, Türklerle Araplar ilk defa Hazreti Osman zamanında karşılaşıyorlar. İlk mücadelelerde bu dönemde, Hazarlar dönemi yani. Abbasi Devleti bir Arap Devleti, bir Müslüman Arap Devleti ve Abbasi Devleti zamanında sevgili arkadaşlar. İki millet arasındaki ilişkiler gelişme gösteriyor. Çünkü Abbasiler çok hoş gördü, bundan sıkıldım ben tarz olacağım diye. Evet. Evet. Abbasiler hoşgörülü oldukları için sevgili arkadaşlar, onlar zamanında Türkler, teşekkür ederim, İslamiyet dünyasına böyle bir ilgi duymaya başlıyorlar. Evet. Bu durumun nedeni ise Abbasilerin işte hoşgörülü yönetimleridir. Sevgili arkadaşlar, Türklerin İslamiyet'i benimsemelerinde etkili olan bir savaş var. Sadece bahsedip geçeceğiz. 751 yılında Talas Savaşı. Türklerle Araplar Çinlilere karşı birleşecek. Çinlileri mağlup edecekler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu ittifak sonucunda, Müslüman Araplarla Türklerin kurduğu ittifak sonucunda Talas Savaşı'nda Çinlileri mağlup edeceğiz. Savaş sırasında Çinlilerden matbaayı göreceğiz. Çünkü savaşlarda hep değerli eşyalar nereye getirilir sevgili arkadaşlar? Savaş meydanına. O anı bir hayal edin mesela. Düşünün, savaşıyoruz, Allah Allah, Allah Allah yok da. Araplar öyle diyor en azından. Biz de Tengri 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 diye savaşıyoruz. Tanrı'nın adı Tengri çünkü. Bir baktık Çinlilerin elinde matbaa var. Geldik, bir tane Çinli yakaladık, gel dedik, buraya anlat bize, bu nedir? O da anlatıyor bize. Bu matbaadır işte, buraya kağıdı takıyorsun böyle, basıyorsun harflerine falan. Hareketli harf sistemi ne diye bakıyoruz böyle. İlk defa bu savaş sonunda kağıt ve matbaa Çin dışına çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar,
Türklerin İslamiyetini kabulünü kolaylaştıran bazı etkenler var. Mesela her iki dinde de hem gök tanrı dininde hem İslamiyet'te tek tanrı inancı olması bizi bu dine yakınlaştırır. Her iki dinde de kurban kesme geleneği var. Cihat anlayışı var İslamiyet'te, bizde de cihan anlayışı var. Bunlar birbirine benziyor ve her iki dinde de benzer yasaklar var. İşte bütün bunlar bizi komple nereye götürüyor? İslamiyet'e ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu da boy diyorum. İlk kez İslamiyet'i benimseyen Türk boyu karlıklar oluyordu. Bravo size. Karlıklar zamanında biz İslamiyet'i artık yavaş yavaş kabul ettik sevgili arkadaşlar. Peki bu Türk İslam devletleri de kim? Şöyle toplu halde bir görelim. Arkadaşlar bizim ilk Türk İslam devletimiz Karahanlılardır. İşte Büyük Selçuklu, Gazneli, Babür, Memlük, Eyyubi, İşit ya da diğer bir adıyla Akşit Tolunoğulları ve Moğolların da bir kısmını Türkleştireceğiz ve İslamlaştıracağız. Onlara da bakacağız sevgili arkadaşlar. Mesela işte Altın Orda Devleti, mesela İlhanlı Devleti, bunlar hep Türkleşmiş ve İslamlaşmış. Mesela Çağatay Hanlı gibi, bunlara da bugün bakacağız. Burada bir şeye dikkat edin. Mesela o dikkat etmeniz gereken şu şey şu. Karahanlılarla Büyük Selçuklular ve Gazneliler bir süre aynı çağda yaşamışlar mıdır? O zaman Karahanlılardan görülen bir şey Büyük Selçuklu'da da görülebilir. Gaznelilerde de görülen bir şey Büyük Selçuklularda da görülebilir. Evet, bunlar hep nedir sevgili arkadaşlar? Birbirlerinden ne yapmışlardır? Aynı yüzyılda yaşadıkları için etkilenmişlerdir. Diğerleri de kendilerine öncekileri örnek almışlardır. Haydi bakalım, ilk Müslüman Türk devletimizdeyiz. İlk Müslüman Türk devleti, inanamıyorum ona ben. İşte o Karahanlılar. O kadar basit, o kadar basit. 11 yılda sadece bir soru sordu. 11 yılda sadece bir soru, o da 2010 yılında sordu. Birazdan bakacağız. Şimdi şöyle şu yazılanlara bir bakalım. Sonra ben sizin kafanıza bir mantık oluşturacağım. Evet, bir beyin jimnastiği yapacağız birazdan. Arkadaşlar, Karahanlı Devleti Bilge Kül Kadir Han tarafından Batı Türkistan, yani Orta Asya'nın batısında kuruluyor. Yani Türklerin ana vatanında kurulmuştur. Karahanlılar Türklerin ana vatanında kurulmuş. Yani Orta Asya'da. Şimdi bakın, sadece bu bilgiden nasıl yorumlar çıkartabilirim? Yorum 1. Eğer Karahanlılar Türklerin ana vatanında kurulmuşlarsa, herkes Türkse o bölgede mecburen resmi dilleri Türkçedir. Herkesin Türk olduğu bir yerde zaten başka bir dili resmi dil ilan edemezler. Herkesin Türk olduğu bir bölgede bunlar arkadaşlar ücretli askere ihtiyaç duymamışlardır. Gerek yok. Çünkü herkes Türk. Herkesin Türk olduğu yerde ordu millet anlayışı var. Karahanlılar ücretli askerlik yoktur. Karahanlıların resmi dilleri Türkçedir. Karahanlılar milli kimliklerini bu sayede daha kolay korumuşlardır. Diğerleri de koruyor ama bunların işi daha kolay. Bakın, bu yorumları sadece nereden çıkarttım? Karahanlıların Türklerin ana vatanında kurulmuş olmalarından dolayı sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. Arkadaşlar, Karahanlılar Karluk, Yama, Çiğil, Basmil gibi Türklerin birleşmesinden oluşuyor. Diyebilirim. Şaşırtıcı. Karahanlılar Karluk, Yama, Çiğil gibi Türklerin birleşmesinden oluşuyor. Demek ki sevgili arkadaşlar, İslamiyet'ten sonra da Boylar Birliği Federasyonu devam etmiştir. İşte size bir çıkarım. Karahanlıların Karluk, Basmil, Çiğil gibi Türk boylarından oluşmaları, onların
eski Türk devlet geleneğini devam ettirdiklerine kanıt. Çünkü Boylar Birliği Federasyonu var. Bu da diyelim, bu da eski Türk devlet geleneğinin devam ettiğine kanıttır. Evet sevgili arkadaşlar, Ayça Hocam, Selçuklular ve Osmanlılar. Osmanlılar da meşrutiyetten itibaren Türkçe resmi dil. Ama Selçuklular, hem Büyük Selçuklu hem Anadolu Selçuklu resmi dil olarak Arapça ve Farsçayı kullanıyorlar. Onu anlatacağım, geleceğiz. Şimdilik lütfen buraya odaklanın. Evet, şimdilik buraya odaklanın. Oradan birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar, Karahanlılar Doğu ve Batı şeklinde yönetilmişlerdir. Deme sırası. Doğu ve Batı şeklinde yönetiyorlarsa yine şunu da söyleyebilirim. Demek ki ikili yönetim anlayışı İslamiyet'ten sonra da devam etmiştir. İkili yönetim anlayışı İslamiyet'ten sonra da devam ediyor. İşte kanıt, Karahanlıların ülkeyi Doğu ve Batı şeklinde yönetmeleri. Karahanlılar ülkeyi Doğu ve Batı şeklinde yönetiyorlarsa demek ki eski Türk devlet geleneği devam ediyor. Aynı zamanda ikili yönetim anlayışı devam ediyor demektir. Arkadaşlar, Karahanlılar kurulduklarında Müslüman değillerdi. Dikkat edin bakın. Bunu İslamiyet'e de yazsak daha iyi olmaz mı? Anlamadım Mehmet Ali Hocam. Bir kez daha yazın. Ne demek istediğinizi tam olarak. Sevgili arkadaşlar, Karahanlılar ilk kurulduklarında Müslüman değil, sonradan Müslümanlaşıyorlar. Dikkat edin. Evet. Sonradan Müslümanlaşıyorlar. Arkadaşlar, Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ediyorlar. Semerkant. Evet, aynı cümle Mehmet Ali Hocam. Vakit kaybetmeye gerek yok. Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet'i kabul ettik. Semerkant, dönemin New York'u. Evet, dönemin en önemli kültür merkezi. Dönemin Paris'i. Dönemin Ardahan'ı. O kadar, Paris gibi bir yer Ardahan zaten. Evet, Semerkant bunların başkenti. Süper. Arkadaşlar, Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletidir. Yorum yapın. İlk Türk İslam devleti Karahanlılarsa Türk İslam eserlerinin ilk örneklerini de kim verir? Karahanlılar ilk Türk İslam devleti ise Türk İslam eserlerinin ilk örneklerini de Karahanlılar verir. Bu kadar. Peki arkadaşlar, bir de ne var biliyor musunuz? 2010 sorusu şuydu. İlk Türk İslam eserlerinin ilk örnekleri aşağıdaki devletlerin hangisi tarafından verilmiştir? 2010 KPSS sorusu. Evet, Karahanlılar ilk Türk İslam camisini, ilk Türk İslam medresesini, ilk Türk İslam hanını, hamamını, kervansarayını, hastanesini, edebi eserlerini veren hep Karahanlılar. Neden? Çünkü ilk Türk İslam devleti onlar da o yüzden arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, Karahanlılar dedik ya, milli kimlikleriyle ön planda. Neden? Çünkü Türklerin yoğun oldukları bir bölgede kuruluyorlar. O yüzden Karahanlılar Uygur alfabesini kullanmışlar. Resmi dil olarak Türkçeyi benimsemişler. Bu onların ulusçu özelliğine kanıt mıdır? Uygur alfabesini kullanmaları, resmi dil olarak Türkçeyi kullanmaları Karahanlıların ulusçu bir yapıya sahip olduklarının da kanıtıdır. Evet. Arkadaşlar, herkes öğrenim kredisi almıştır herhalde. Birçoğunuz almışsınızdır ve şu anda yeni mezun olan birisi öğrenim kredisi almışsa okulda 12-13 milyar gibi bir borcu var. Evet, maalesef. Birçoğumuz mezun olduk ve hala borçlarımız duruyor. İşte bize bu burslu öğrencilik sistemini kim getirdi, kim başlattı biliyor musunuz? Evet, Karahanlılar. Şimdi düşünün, sizden Karahanlılar dönemine şöyle bir uçuş yapmanızı istiyorum. Karahanlılar dönemine gittiniz, devletten burs aldınız, mezun oldunuz, evinize gittiniz. Kendiniz gittiniz yetmiyor, eve döndüğünüz yetmiyor. Bir de yanınızda ne götürüyorsunuz? Borç götürüyorsunuz. Aynı günümüzdeki gibi, gittiniz üniversitede okudunuz, aileniz tam sizden kurtulmuştu ki
okul bitti tekrar eve döndünüz. Hem kendiniz gittiniz yetmiyor, hem de yanınızda bir de ne götürüyorsunuz? Borç belgesi. Devlet size verdiği parayı, borç belgesini siz eve gittikten sonra Karahanlılar'da hangi yolla gönderebilir? Posta, süper Uğur hocam. O zaman Karahanlılar resmi posta teşkilatını kurdular. Borç belgesini size gönderiyorlar. Peki. Postacı geldi. Postacıya ulak diyorlar sevgili arkadaşlar. Ulak. Postacı. Ulak geldi, kapıyı çaldı. Babanız açtı kapıyı. İşte oğlunuzun ya da kızınızın devlete 12 milyar kredi borcu var. Aman Allah'ım. Baba kalp krizi geçirebilir. Düşüp orada bayılabilir mi? Evet. O zaman Karahanlılar sizce bunun önlemini almış mıdır? Evet. Ve bakın ne yapıyorlar? Hastane. Gittiniz, olaya el koydunuz. Bir dakika dediniz. Bu devlet bana iş mi verdi de şimdi devlet benden borcunu geri istiyor dediniz. Devletin vereceği cevap size çok basit. Devlet size iş vermek zorunda değil. Git, çalış, ticaret yap ve borcunu öde. Nerede ticaret yapayım dediniz? Size nereyi gösterdiler? Ribat adlı kervan sarayları. Evet, işte Karahanlılar. Bu yani. O zaman şöyle Karahanlıları topluyorum. Arkadaşlar, Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti oldukları için, Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti oldukları için, Müslüman Türk eserlerinin ilk örneklerini de Karahanlılar vermişlerdir. Bunların başkenti Semerkant'tır. Dolayısıyla Semerkant'taki herhangi bir eser kime aittir? Karahanlılara aittir. Mesela Semerkant Medresesi Karahanlılara aittir gibi düşüneceğim. Arkadaşlar yine Karahanlılar Orta Asya'da kuruldukları için Türkçe mecburen resmi dilleridir. Ücretli öğretmen neydi? Ücretli askere ihtiyaçları yoktur. Burslu öğrencilik sistemini başlatmışlardır. Bizim hikayemiz başlıyor. Burslu öğrencilik sisteminde devlet borç belgesini size posta teşkilatıyla yolluyor. Babanız kalp krizi geçirmesin diye Bimarhane adlı hastane yaptılar. Size dediler ki git çalış, ticaret yap, borcunu öde. Nerede? Kervansaray'da. Evet, bu işte Karahanlılar. Bugüne kadar 11 yılda sadece bir soru gelmiş. Basit miymiş? Evet. Süper süper. Haydi bakalım. Karahanlılar bitti. Var mı sormak istediğiniz bir şey Karahanlılarla ilgili? Çok tanıdık. Evet. Aynı günümüz gibi yani. Ve Gazneliler. Arkadaşlar şu Karahanlıların bayrağına bakar mısınız? Bakın bu bir tuğ. Hani demiştik ya hükümdarın çadırının yanına bir direk dikilir. Hükümdarın sembolüdür. Bu aynı zamanda. O çadıra bir direk yanına dikilir ve yanına at kuyruğu bağlıyorduk. İşte Karahanlıların bayrağı da tuğdur. Evet, tuğ. Süper. İşte Gazneliler. Gaznelilerin bayrağına bakar mısınız? Bir hilal, bir tavus kuşu. Şunların anlamı vardır ama ben tam bilmiyorum. Yani şu üç tane bir şey. Şu kuyruğundaki 5 tane bir şey mutlaka bir şey simgeliyordur. Tam araştıramadım bunu ama mutlaka bir şeyin simgesidir onlarla yani. Belki Hindistan'a kadar gittiler ya acaba. Boylar olabilir. Evet Tuğçe hocam. Evet hadi gelin bakalım. Önce şunu bir sorun bakalım. Arkadaşlar Gaznelilerden bugüne kadar bir tane bile soru gelmedi. 11 yılda hiç Gaznelileri sormadılar. Sorarsa 4 farklı türde sorabilir. Hepsini yazacağım. Kaç farklı türde sorabilirse hepsinin sorularını yazacağız. Bir kere bu devlet Alptigin tarafından kuruluyor. Ya da Alptekin. Alptigin. İslamiyet'ten önce de hükümdarın bebelerine ne diyorduk biz? Alptigin diyorduk mesela. Evet. Arkadaşlar Afganistan'ın Gazne şehrinde kurulacak bu devlet. Birazdan Gazne'nin özelliğiyle de duracağız. Dolayısıyla devlet Gazne'de kurulmuşsa adını devlet nereden almış?
kurulduğu coğrafyadan almış. Bakın arkadaşlar, Gaznelilerin Türk İslam tarihine en büyük hizmetleri şu. Gazneli Mahmut zamanında Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek o bölgeye İslamiyet'i yayıyorlar. Bu da Gaznelilerin Türk İslam dünyasında tarihine en büyük hizmetleridir. Arkadaşlar, yine Hindistan'da eskiden kast sistemi vardı. Kölelik, kölelikten daha beter, sınıflar arasında geçiş yasak. Brahmanlar, kşatriyalar, versiyalar, sudralar. Mesela bir din adamının kızı sadece din adamının oğluyla evlenebilir. Bir askeri görevlinin kızı sadece askeri görevlinin oğluyla evlenebilir. Bugün Hint kliplerine bakın, Hint filmlerine bakın. Hep imkansız aşkları anlatır mesela o Hint klipleri, şarkıları falan filan. Hep bu kast sisteminden dolayı. İslamiyet köleciliği yasaklıyor mu? Eşitsizliği yasaklıyor mu? Evet. O zaman Gazneliler Hindistan'a İslamiyet'i yayarlarsa... Eğer, tamamen tabii ki alamıyoruz Sümey Hocam. O bölgede İslamiyet bu eşitsizliği yasakladığı için kast sistemini zayıflatmışlardır diyebilir miyim? Evet. Yine yorum yapalım arkadaşlar. Gazneliler Hindistan'da kurulmuş. Özür diliyorum, Afganistan'da kurulmuş, Hindistan'a yayılmışlar. Afganistan'da kurulmuşsa Afganistan halkı Türk mü? Değil. O zaman Türklerin ana vatanında kurulmadıkları için resmi dilleri Türkçe değildir. Bakın ne kadar önemli. Mesela arkadaşlar, ücretli askerlere ihtiyaçları vardır. Milli kimliklerini korumaları zordur. Koruyamamışlardır demiyorum bakın. Korumaları Karahanlılara göre daha zordur. Çoğunluk Türk değil tabi. Afganistan'ın halkı Afgan. Hindistan'ın halkı Hindu gibi mesela. Arkadaşlar, Gazneliler ordularında dönemin fillerini fil ve gulam askerlerini kullanmışlardır. Gulam da ne deyin? Gulam. Çok önemli bir şey. Gulam sistemi. Açıklıyoruz gulam sistemini. Küçük yaştaki çocukların alınıp, devşirilip, asker ve devlet adamı olarak yetiştirilmesidir. Yani Osmanlı'daki devşirme sistemi gibi aynı. Evet, zaten bunu sorar. Der ki, Gaznelilerdeki gulam sisteminin Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir? Devşirme ya da kapı kulu sistemidir. Evet, küçük yaştaki çocukların alınıp devşirilip asker ve devlet adamı olarak yetiştirilmesidir. Evet Derya Hocam. Aynı zamanda onları Müslümanlaştırıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Gaznelilerin yaşadıkları coğrafyaya bakın. Sonra Neslihan Hocam. Yani onu Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde diyeceğiz ki devşirmeler şu işleri yapamazlar. Şimdi onunla ilgili kafanızı karıştırmaya gerek yok. Evet, ilk defa bunlar başlatmış sevgili Hülya Hocam. Arkadaşlar, Gaznelilerin yaşadığı yer Afgan, Hindu vesaire, yani halkı çeşitli etnik unsurlardan oluşuyor. Böyle bir yerde devlet millet kaynaşmasını sağlayamazsınız. Gaznelilerin de yıkılmasının ana nedeni işte budur sevgili arkadaşlar. Çok uluslu olmaları, çeşitli etnik unsurlardan meydana gelmeleri yıkılmalarının ana nedeni. Ha, Kıvılcım neden de Büyük Selçuklu Devleti ile bir savaş yapıyorlar. Dandana Kan Savaşı. O savaşla yıkılma sürecine girecekler ama Gaznelileri asıl yıkan çok uluslu olmalarıdır. Bu arada arkadaşlar, Gazneli Mahmut'un namını duymuş Abbasi halifesi, yani İslam halifesi. O dönemde de Şii Büveyh oğullarına karşı Gazneli Mahmut'tan yardım istiyor. Gazneli Mahmut da gidecek İslam halifesine, İslam halifesini koruyacak. Bunun üzerine halife Gazneli Mahmut'a sultan unvanını verecek. Yani Gazneliler İslam halifesini ne yapmışlardır? Koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Şimdi bilgilerimiz tamam.
Gaznelilerle ilgili demiştim ki 4 farklı türde soru sorabilir. Bakalım neler sorabilirmiş. Birinci sorumuz. Gazneliler adını nereden almıştır? Bu bir gün sorulabilir. Yani yukarıdaki devletlerden hangileri adını kurulduğu coğrafyadan almıştır şeklinde. Evet, Gazneliler de adını kurulduğu coğrafyadan almıştır. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Diyecek ki Gaznelilerin Türk İslam tarihine en büyük hizmetleri nedir? Süpersiniz, süper. Hindistan'a İslamiyet'i yaymalarıdır. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Diyecek ki Gaznelilerdeki gulam sisteminin Osmanlı'daki karşılığı nedir? Cevabım kapı kuludur ya da devşirmedir. Dördüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. Diyecek ki Gaznelilerin yıkılmasının ana nedeni nedir? Süpersiniz. 10 numarasınız. Bunların dışında soru sorarsa eğer kendimi canlı yayında keserim. Evet, bu kadar yani. Şu yazdığım 4 soru dışında size eğer Gaznelilerle ilgili soru sorarsa canlı yayında kendimi keserim. Evet sevgili arkadaşlar, Gazneliler bu kadardır. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Değmez hocam. Evet peki arkadaşlar. Bakın ne geliyor. Şuraya bakın. Şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu ihtişama bakar mısınız? Renkler biraz tuhaf. Zaten aslında Babürlerin renkleri bu değil. Babürlerin renkleri aslında şu. Buraya yanlış yapılmış. Bakın size Babürlerin gerçek rengini yapayım. Evet, Babürlerin gerçek rengi bu. Bu arada kırmızı gerçekten Babürlerin rengidir sevgili arkadaşlar. Babürlerin devlet rengi bu. Ah, boyadık, başımıza iş aldık. Şimdi onu silemiyoruz. Evet arkadaşlar, Babür Devleti Babür Şah tarafından kurulmuştur. Hindistan'a İslamiyet'in yerleşmesini sağlamışlardır. Aynı zamanda Hindistan'ın şehirleşmesini sağlamışlardır. Ve Babür hükümdarlarından biri olan Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal, yani Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal Sultan. Kadının adı bu. Evet. Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal Sultan adına yaptırılan Taç Mahal en önemli eserleridir. İşte resimde gördüğünüz Taç Mahal. Bu bir mezar sevgili arkadaşlar. Evet, bu bir mezar. Şah Cihan eşine öyle bir mezar yaptırmış ki dünyanın en önemli 7 eserinden biri. Evet. Kesin şu böyle olmuştur. Mesela adam
Karısı sağken şunu diyordur: Allah'ım, bu kadın bir ölsün, sana söz veriyorum, ona öyle bir mezar yaptıracağım ki falan demiştir yani. Arkadaşlar, Taç Mahal'i yapan mimarlardan bir tanesi de Mimar İsmail'dir. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birisidir. Evet. Mimar Sinan öğrencilerinden biri. Bunun yapımında tam 2000 mimar var sevgili arkadaşlar. 10.000 işçi var. 2000 fil var mesela. Ve bu eser bittikten sonra mimarların ve işçilerin önce dilleri kesilmiş. Sonra kolları kesilmiş. Sonra da gözleri kör edilmiştir. Evet. Bir daha böyle bir eser yapmasınlar diye. O yüzden dünyada bir eşi daha yok. Hadi dillerini kestin anlatmasın. Kollarını kestin yapmasın. Gözlerini neden kör ediyorsun be adam? İşaret etmesin. Taşı koy, taşı, taşı, taşı diyorum. Mesela böyle yapmasın diye. Şimdi de baltayı al, al baltayı. Heh. Şimdi onu oraya koy falan. Hani gözüyle işaret etmesin diyedir. E öldürselerdi bari adamın dilini kesmişsin, gözünü kör etmişsin, kollarını kesmişsin. Olmaz. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Evet. Bizim İsmail'e gitmiş. Öldürmüyoruz çünkü Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Evet arkadaşlar. Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal, Taç Mahal, mahalin yani o kadının tacı bu. Mezarı. Sizinle beraber Mısır'a geldik şimdi. Mısır'daki devletleri tim bir takım olarak ya da tema, yani Mısır çöl olmasın diye tema olarak da kodlayabilirsiniz. Tema. Arkadaşlar, bu Mısır'da kurulan devletlerin hiçbirisinden soru gelmedi. Sadece Memlükler 2008 yılında öncüler arasında geçti. Nedir bu Tolunoğulları? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. İşitler kutsal topraklara hakim olan ilk Türk devletidir. Türk İslam. Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır. Ve arkadaşlar, bu üç devletinle ilgili hiç soru gelmedi ama Tolunoğlu, İşit ve Eyyubi gibi devletlerle ilgili illa da sürpriz yapıp soru soracağım derse ÖSYM şunu sorabilir. Tolunoğlu, Eyyubi, Akşit ya da İşit gibi devletlerin yıkılmasının ana nedeni nedir diyebilir. Hiç soru sormadı ama sorarsa bunu sorar. Memlüklerle ilgili konuşacağız. Arkadaşlar bakın, Tolunoğlu, Eyyubi, Akşit, Memlük gibi, ama Memlük diyorum, Akşit, Eyyubi ve Tolunoğlu gibi devletlerin yıkılmasının ana nedeni sevgili arkadaşlar, yönetenlerinin Türk. Ama Mısır'ın halkı farklı. Yönetilenlerinin farklı kavimlerden olması nedeniyle devlet millet kaynaşmasını sağlayamamaları etkilidir. Evet, yönetenleri Türk ama yönetildikleri farklı kavimlerden dolayısıyla devlet millet kaynaşmasını sağlayamıyorlar. Bu yüzden de yıkılıyorlar. Hani bu Tolunoğlu, Eyyubi, Akşit asla ve asla sorulmayacak garantisini verebilirim ama illa da sorulursa o soru böyle olur. Ama biz Memlüklerle ilgili biraz konuşacağız. Arkadaşlar, bütün Türk devletlerinin veraset anlayışı şuydu. Bütün Türk devletlerinde ülke hanedanın erkek üyelerinin ortak malıydı. Doğru mu? Evet. Ama bu Memlüklerde farklı. Memlükler veraset anlayışları farklı olan tek Türk devletidir. Çünkü sevgili arkadaşlar, Memlüklerde her komutan Bizans'ta olduğu gibi, Roma'da olduğu gibi emir ya da diğer bir adıyla hükümdar olabiliyor. Bir boy beyi de burada
hükümdar olabiliyor. O zaman egemenlik kan yoluyla geçmeyebilmiştir bunlarda. Hükümdarın illa da aynı handan, aynı hanedandan, aynı soydan gelmesine gerek yoktur o zaman. Evet. O zaman daha fazla taht kavgası olur mu sevgili arkadaşlar? Hayır Tuğçe hocam, kut anlayışlarını kaybetmediler ama bunlardaki kut anlayışları kan yoluyla geçmiyor. Tek fark bu. Ha bu arada İslamiyet'ten sonra da kut anlayışı devam ediyor arkadaşlar. İslamiyet'ten sonra da bizim hükümdarlarımız kendilerine kut yetkisini Allah'ın verdiğine inanıyorlar. Ona da dikkat. Arkadaşlar, Memlükler bizim için neden önemli? Bu veraset sistemlerinin farklı olmasından dolayı. Mesela 1994 ÖYS sorusu, tam yanlış hatırlamıyorsam. Demiş ki Osmanlı Devleti 600 yıl yaşamasına rağmen tahta geçen padişah sayısı 36 iken Memlükler işte 220 yıl vesaire yaşamalarına rağmen tahta çıkan hükümdar sayısı 240'tır. Bu durum aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Veraset anlayışı. Cevap da buydu. Evet, basit miymiş soru? Evet. Arkadaşlar bakın, o dönemde bir Moğol devleti var. İlhanlı devleti. Bu İlhanlı Moğolu gidecek Abbasi devletine son verecek. Abbas yani İslam halifesi ya da Abbas halifesi canını zor kurtarıp Memlüklere sığınacak. Arkadaşlar Memlükler de o halifeye bir oda verecekler saraylarına. Diyecek ki al sana oda, al sana Facebook, al sana bilgisayar. Dini işlerini buradan hallet ama bizim siyasi işlerimize karışma. Yani Memlükler sevgili arkadaşlar İslam halifesinin koruyuculuğunu üstlendiler. Kendileri bu görevi almadılar. Yani kendi hükümdarları halife olmadı. Arkadaşlar biz de Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır üzerine yürüdük. Memlüklere son verdik ve halifelik Abbasi halifesinden Osmanlı'ya geçti. Dikkat! Memlükleri yıkınca geçiyor ama Memlük hükümdarlarından değil, kimden geçiyormuş? Abbasi halifesinden. O zaman halifelik Memlüklerin yıkılmasıyla Osmanlı'ya geçti. Ama Memlük hükümdarlarından değil, Abbasi halifesinden. Evet, dikkat. Süper bir not yazıyorum. Herkes bu notu yazmalı bence. Arkadaşlar, bütün Türk devletleri içerisinde saltanat makamı içerisinde halifelik anlayışı sadece Osmanlı'da görülmüştür. Yani sadece Türk devletleri içerisinde hükümdarı aynı zamanda hükümdar olan aman halife olan tek Türk devleti Osmanlı'dır. Şunu demek istiyoruz. Hükümdarı aynı zamanda halife olan isterseniz yazın. Tek Türk devleti Osmanlı'dır. Evet. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldıktan sonra, Memlüklere son verdikten sonra ve Abbas halifesinden halifeliği aldıktan sonra o halifelik hırkasını nerede giyinmiştir biliyor musunuz? İstanbul'da nerede giyinmiştir? Çok ilginç bir şey. Ayasofya camisinde. Evet.
Biz şimdi ne yaptık o Ayasofya Camisi'ni? Müzeye çevirdik. Fatih Sultan Mehmet'in bununla ilgili bir şeysi var, biliyorsunuz değil mi? Evet, diyor ki her kim ki benim mabedimi, camimi cami olmaktan çıkartırsa lanetim üzerinedir diyor. Bence Ayasofya cami olarak kalmalıydı. Evet. Evet, haydi bakalım, haydi bakalım, gidiyoruz buradan. İşte 2008 KPSS sorusu, bir Memlük. Sıkılmadınız değil mi? İki, Selçuklu. Ve üç, Atatürk'ün bence bu olayda çok etkisi yoktur. Atama öyle bir şey yapmaz. Ve Osmanlı. Arkadaşlar 2008 KPSS sorusu şuydu. Boş verin. Boş verin. Bize ne? Bizi ilgilendirmez. Keşke cami olsaymış. Biz sadece bu kadarını söyleyebilelim. Evet. Keşke öyle kalsaymış. Daha iyi olurmuş yani. Arkadaşlar 2008 KPSS sorusuydu. Yukarıdakilerin hangilerinde saltanat makamı içerisinde halifelik anlayışı görülmüştür? Sınava girenlerin sadece %2'si bu soruyu doğru yapmış. %98 bu soruyu yanlış cevaplamış. Vay be. Yalnız 3 cevap. Düşünsenize, sınava girenlerin %98'i bu soruyu yanlış cevaplamış. Her 1000 kişiden 998'i yanlış cevaplamış mesela. Evet, dikkat istiyor. Soruyu anlamak gerekiyor. Hani milletin kafasında hep şu oluşmuş. Memlüklerden geçiyor ya bize halifelik. Ha, demek ki Memlüklerde böyle bir şey var. Hayır. Memlüklerin hükümdarı halife değildi. Evet. Pekala. Süper, süper, süper bir yere bakıyoruz. Büyük Selçuklu Devleti. Arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti İran'ın Cent şehrinde kurulmuş bir devlettir. Yani şöyle düşüneyim, şöyle bir harita yaparsam, şöyle biraz harita gibi olmadı ama şurası Suriye, şurası Irak, I yazdım. Şurası da İran. Selçuklular da tam olarak şu kırmızı bölgede kuruluyor. İran'ın Cent şehrinde. Arkadaşlar, Selçuklular bu bölgede kurulacak ama Anadolu'ya tam olarak şu bölgeden girecek. Yani Türklerin Anadolu'ya ilk girdikleri yer Kars. Evet, Kars'tan giriyorlar. Şimdi bakın, Büyük Selçuklu ile ilgili yorum yapalım hemen. Büyük Selçuklu ile ilgili yorum yapıyoruz. Bunlar arkadaşlar İran'da kuruldular. İran'da kurulduklarına göre bunlar üzerinde Fars kültürü etkilidir. İran'da kurulduklarına göre resmi dilleri Türkçe değildir. Ve ücretli askerlere de ihtiyaçları vardır. Büyük Selçuklar bu yüzden sevgili arkadaşlar Türkçeyi resmi dili olarak kullanmıyor. Farsça ve Arapçayı kullanıyorlar. Evet. Çünkü bunların üzerinde Fars kültürünün etkisi var tabii ki. Arkadaşlar,
Bu devletin kurucusu Selçuk Bey'dir. Aa, yeni bir şey. Selçuk Bey kurmuşsa bu devleti, demek ki arkadaşlar devlet kurucusunun adıyla anılmaktadır. Tıpkı Osmanlı Devleti gibi Büyük Selçuklu Devleti de kurucusunun adıyla anılmaktadır. Jandarma subaylık sınavında şöyle bir soru vardı. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı. Soru da şuydu. Hangileri kurucusunun adıyla anılmaktadır? Aynı soru bugün bize de gelebilir mesela. Büyük Selçuklu'yu Selçuk Bey kurdu, kurucusunun adıyla anılıyor. Anadolu Selçuklu'yu Süleyman Şah kurdu. Süleyman Şah demek ki kurucusunun adıyla anılmıyor. Osmanlı Devleti'ni Osman Bey kurdu. Demek ki kurucusunun adıyla anılıyor. Bu tür soruların hepsini Gİ yayınlarında anlamadım. Evet. Yani. Evet arkadaşlar. XZ yayınlarının reklamını yapmazsak seviniriz. Sizin XYZ reklamlarına ihtiyacınız ya da yayınlarına ihtiyacınız yok. Peki. Varsa da zaten yanlış kişiden ders dinliyorsunuz demektir. Evet arkadaşlar, devleti Selçuk Bey kurdu ve Selçuk Bey ölünce yerine kardeşi Arslan Yapgu geçti. Onun da ölümü üzerine yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler tahta geçmişlerdir. Evet, Tuğrul ve Çağrı Beyler. Bakın burada oğul yeğen, amca kardeş yeğen vesaire hepsi var mı? Var. O zaman şurası bana aslında oyak sistemini gösteriyor mu? Bu da eski Türk devlet geleneğinin devam ettiğini gösteriyor mu? Evet. Süpersiniz. Arkadaşlar şuradan girdik ya biz Anadolu'ya. Önce Bizans'la Erzurum'da Pasinler Ovası'nda karşılaştık. Pasinler Savaşı'yla Bizans'ı mağlup ettik. Sonra şuraya Muş'a kadar geldik. 1071 Malazgirt Savaşı'yla Alparslan Romen Diyojen'i çok büyük bir hezimete uğrattı ve Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı sevgili arkadaşlar. Süper. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Arkadaşlar Malazgirt Savaşı çok önemli değil ama hani zaten ilkokuldan beri bildiğimiz bir bilgi. Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Baktı ki Bizans, ben bu Türklerle baş edemem. Gitti Hristiyan dünyasından yardım istedi ve Haçlı seferleri başlayacak. Evet, Haçlı seferleri. Yalnız bu sınav 25 yılda yapılsa ne Pasinler Savaşı sorulacak ne de Malazgirt Savaşı. Yine bu savaşta arkadaşlar Alparslan komutanlarına bir emir vardı. Artuk, Saltuk, Çaka, Danışment derhal buraya gelin dedi. Gidin Anadolu'yu fethedin ve fethettiğiniz yerler sizin olsun. Ve arkadaşlar Malazgirt Savaşı sonunda ilk Türk beylikleri kuruldu. İlk Türk beylikleri kuruldu. Evet, Malazgirt Savaşı sonunda ilk Türk beylikleri de kurulmuş oldu. Arkadaşlar şimdi gelelim Büyük Selçuklu ile ilgili asıl soru gelecek yerlere. Bakın bunların resmi dili Türkçe değil. Onu zaten biliyorum. Ama burada çok önemli bir şey var. Bakın ne o? Atabeylik sistemi var burada. Atabeylik sistemi. Az sonra açıklayacağım ne olduğunu. %100 sorulabilir. Dikkat. Arkadaşlar siyasetname bu dönemde Büyük Selçuklu Veziri Vezir Nizamülmük tarafından yazılıyor.
hükümdara öğüt içeren bir eser. Önemlidir, unutmayacağım. Siyasetname, Vezir, Nizamül Mülk tarafından yazılmıştır ve hükümdara öğüt içerir. Bu yüzden siyasetname özelliği taşıyor zaten. Evet arkadaşlar, Vezir Nizamül Mülk hem Alparslan'a hem de Melik Şah'a vezirlik yapmıştır. Bakın burada yine önemli bir şey var. Şu siyasetnameyi de sorabilir arkadaşlar. 3 yıldız koyduklarım direkt soru gelebilecek yerlerdir. Celali takvimi Ömer Hayyam tarafından hazırlanıyor arkadaşlar. Celali takvimi önemlidir. Celali takvimi Ömer Hayyam tarafından Celaleddin Melik Şah adına düzenlenmiştir. Ve arkadaşlar bu takvimi düzenlemekteki temel amaç ticarettir. Ne alaka? Bakın biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra sevgili arkadaşlar, İslamiyet'i kabul ettikten sonra Hicri takvimi kullanmaya başladık ama Hicri takvim ay yılı esaslıydı. Dolayısıyla güneş yılı takvimlere göre bir 10 günlük kısalık arz ediyor. Bu da biz ticaret yaparken sevgili arkadaşlar probleme neden oluyordu. İşte bu ticareti geliştirmek amacıyla, bu ticaretteki sıkıntıları gidermek amacıyla Ömer Hayyam Celaleddin Melik Şah adına Celali takvimini düzenliyor. Ve sevgili arkadaşlar, Ömer Hayyam aslında çok önemli bir astronomi uzmanıdır. Çok önemli bir matematik bilimcisidir. Ve çok önemli bir de şairdir aslında. Aşk ve şarap üzerine yazdığı şiirleriyle ünlü. Ribaileriyle yani. Diyor ki, kim demiş haram nedir bilmez Hayyam. Ben haramla helali karıştırmam. Seninle içtiğim şarap cennettir bana. Sensiz içtiğim su bile haram. Evet, ona göre şarap her türlü helal. Ve diyor ki, iç dinime düşman olanın kanı helaldir. Şarap da dinimin düşmanıdır. İç vallahi helaldir. Ama bence siz Ömer Hayyam'a çok da kanmayın. Ömer Hayyam herhalde öbür tarafta yanmaya başlamıştır. Bence yani. Alkolik değil tabii ki. Arkadaşlar, Celali takviminde bu dönemde olduğunu unutmayacağım. Yine çok önemli bir bilgiydi bu. Bunu da sorabilir ÖSYM. Bunları soruyor. Malazgirt'miş, Pasinler'miş, falanmış, filanmış. Onları sormuyor. Nizamiye medreseleri. Bakın bir tane Büyük Selçuklu eseri bileceksiniz. Sadece bir tane. Sadece bir tane. Melik Şah Hülya Hocam. Arkadaşlar Nizamiye medreseleri deyince akla Büyük Selçuklu gelmeli. Bunu da Vezir Nizamül Mülk kurmuş zaten. Sevgili arkadaşlar, ikta sistemi de bu dönemde oluşturulmuş. Bakar mısınız? İlk defa ikta sistemi bu dönemde. İşte Büyük Selçuklu deyince ben bunları bilmeliyim. Atabeylik sistemini bilmeliyim. Celali takvimini bilmeliyim. Nizamiye medreselerini bilmeliyim. İkta sistemini bilmeliyim. Az sonra Serdar Hocam. Arkadaşlar, şimdi geliyor. Şimdi geliyor. İşte Atabeylik sistemi. Bakın biz İslamiyet öncesinde de hani hükümdar çocuklarını bazı bölgelere yönetici olarak, vali olarak atıyorduk. Onların başına da ataman denilen bir görevli veriyorduk. İşte bu sistem Büyük Selçuklu'da Atabeyliğe dönüşür. Büyük Selçuklu Devleti döneminde oluşturuluyor ilk defa Türk İslam tarihinde Atabeylik sistemi. Amaç, hükümdar çocuklarına devlet yönetim tecrübesi kazandırmaktır. Evet, amaç hükümdar çocuklarına devlet yönetim tecrübesi kazandırmaktır. Yine arkadaşlar, sistemin Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı lalalıktır. Ama bu sistemin bir de olumsuz yanı var. Arkadaşlar bu atabeyler bazen
merkezi otorite zayıfladığında ya kendileri bağımsızlık hareketlerinde bulunuyorlar ya da hükümdar, artık emirlerindeki hükümdar çocuklarını kışkırtıyorlar. Bu da olumsuz şeylere neden olabiliyor. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlar atabeylik sistemi ve ilk defa bu sistemi Türk İslam tarihinde kim uygulamış? Büyük Selçuklu Devleti. Yani sevgili Dudu Hocam. Şöyle dedik sevgili Sabri Hocam. Türklerde diyelim ya da Türk tarihinde hükümdar hocalığı ilk kez İslamiyet öncesinde adı da Ataman, Türk İslam tarihinde ilk kez Büyük Selçuklu Devleti'nde. Fark bu. Tamam Sabri Hocam. Arkadaşlar ikta sistemindeyiz. İkta süper bir şey ikta. Bakın meliklere, melik demek hükümdar çocuğu demek İslamiyet'ten sonra Selçuklularda. Komutanlara, emirlere, beylere, askerlere, yararlılık gösteren askerlere görevlerinin karşılığında tahsis edilen topraklar. Ve bu topraklardan toplanan vergi gelirleri ile devlete atlı asker beslenmesi sistemi. Yani şu adam benim memurum. Benim bir yararlılık göstermiş askerim. Ben buna diyorum ki ben sana hazineden para vermem. Al sana şu toprağı veriyorum. Git buradaki insanların başında dur. Buradaki insanlar toprağını eksin, biçsin, üretsin, sana vergi versin. Vergileri sen al. Sen aldığın bu vergilerle bana asker besle hem de geçimini sağla. İşte ikta sistemi bu. Arkadaşlar Selçuklularda, şimdi geleceğiz arkadaşlar. İkta dağıtan kişiye pervaneci, toprak dağıtıyor. İkta alan görevliye sipahi, sipahinin yetiştirdiği atlı askere ise cebelü deniliyor. Osmanlı'da da aynı. Atlı askere cebelü denir. Sistemin Osmanlı'daki karşılığı tımardır. Sadece ismi farklı, o kadar. İkta için ne söylersem tımar içinde aynısını söylerim. Başka hiçbir farkı yok. Sadece adı farklı. Evet. Peki arkadaşlar, bu sistemin bize yararı nedir? Arkadaşlar bu sistem olduğu için hazineden nakit para çıkışı olmadan memur maaşlarını karşılıyorum. Memura maaş vermek yerine hazineden git diyorum. Orada toprağın başında dur. Halk üretsin sana vergi versin. Geçimini sağla bana da asker besle. Süper. Arkadaşlar hazineye yük olmadan güçlü bir ordu beslenir. Bakın eyalet ordusu yani bu ikta askerleri ordunun en kalabalık kısmı ve biz orduya para vermiyoruz hazineden. Süper 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 yani. Arkadaşlar bu sistem varsa şu adam toprağın başında durduğu için üretimde de süreklilik sağlanır. Eyaletlerde güvenlik sağlanır. Daha ne olsun? Bir taşla kuş katliamıdır bu. Evet süper. Arkadaşlar bakın ikta ile ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer bir yerde ikta ya da tımar fark etmez varsa orada memura maaş verilmez. Tımar olan yerde ya da ikta olan yerde maaş olmaz. Maaş olan yerde ikta olmaz gibi düşünelim. Tabii ki Tuğçe Hocam. Evet şimdi arkadaşlar ikta ile ilgili bir şarkı yazacağız. Beraber söyleyeceğiz. İşte o şarkı. İkta ile maaş ah.
yan yana durmaz. İkta dilinden anla biraz. Bu şarkıyı hatırladınız mı acaba? Sertab Erener, hani ateşle barut yan yana durmaz. Gönül dininden anla biraz. İkta ile maaş yan yana durmaz. İkta dilinden anla biraz. Bir verilirse üretim artar. Güvenlik sağlanır. Çoğalır asker. Hani tıpkı ateşle barut yan yana durmaz, gönül dilinden anla biraz. Bir dokunursam, ah dokunursam, ellerim mızrap olur, bedenim saz gibi. Haydi beraber söylüyoruz, sonra da Sertab Erener söylüyor. İkta ile maşah yan yana durmaz, ikta dilinden anla biraz. Bir verilirse üretim artar, güvenlik sağlanır, çoğalır asker. Evet, aynen böyle. Ateşle barut ah yan yana durmaz, gönül dilinden anla biraz. Bir dokunursan ah dokunursan, ellerim mızrak olur, bedenim saz. Ateşle barut artık ne oldu? İktayla maaş. İktayla maaş.